Teşekkür ederiz. Şimdi birazcık bu burada cevabını aradığımız şu sorular olacak. Bir tanesi demin birazcık Barış bahsetti ama bu teröristin eylemi yapan kadın teröristin Afrin'den, Ahlam Albaşır'ın Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini hep söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Biraz Afrin'i konuşalım istiyoruz. Orada durum nedir? Bu kadar kolay mıdır sınırdan geçmesi? Ne oluyor orada? İkincisi, biraz önce Ahmet Erozan'la biraz konuştuk ama sorgulamak istediğimiz bir başka başlıkta bu bölüm içerisinde şu olacak. Bu işten kimler karlı çıkıyor, çıkmaya çalışıyor? Terör eylemini kendi karına dönüştürmeye çalışan kimler olabilir? Yine insanların ölmesinden beslenen, Türkiye'nin istikrarsızlaşmasını isteyen, bu seçim sürecinin bu şekilde devam etmesini bekleyen kimler olabilir? Var mıdır böyle gruplar? Biraz bunları da konuşalım istiyorum. Başlayalım. Barış sen başla. Hediye'ye ilk soruyu bu sefer sen sor. Merhaba. Şimdi şu çok konuşuldu. İşte Afrin'den geldi. Yani bu arada Afrin'den İdlib'e geçip İdlib'den gelmiş olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Afrin'den geldi ama biz biliyoruz ki 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri Ocak ayından Mart ayına 2 ay 4 gün süren bir Afrin operasyonu yaptı ve Afrin'i ÖSO ile birlikte PYD'den temizledi. Onun sonrasında ÖSO'ya devredildi. ÖSO'ya yönetim olarak devredildi. Suriyeli bir kuvvet olduğu için Afrin bölgesi. Ve bu 5 yılda Afrin'le bazı şeyler değişti ki aslında biz görülüyor ki terör temizleme iddiasıyla Afrin'e operasyonu düzenlemiş olmaktan Afrin'den Taksim'e gelmiş bir tür terör riskle karşılaşıyoruz. Afrin'de neler oldu? Bize hani bu 5 yılın içerisinde bakmadık, unuttuk belki, belki kafamızı çevirdik, belki ancak şehit haberleriyle andık. Biraz hani geldiğimiz noktayı Afrin'de neler oldu da bununla karşılaşıldığı konuşabilir miyiz? Elbette. Öncelikle Ahlam Albaşır'ın zaten Suriyeli olmadığı artık anlaşılmış durumda. Diğer taraftan hani Suriye üzerinden mi geldi yoksa saldırı gerçekleştikten sonra... Neden böyle diyorsunuz? Biz bilmiyoruz. Bunu açın lütfen. Kadının çok büyük bir ihtimalle Somalili olduğuna dair haberler var zaten. Aynı şekilde Arap basınında ve Suriye basınında, özellikle Arapça basında kadının Suriyeli olmadığına dair haberler de var. Aynı şekilde ben kendi kaynaklarım üzerinden de Suriye üzerinden teyit etmeye çalıştım. Kimdir bu kadın, nedir diye. Ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ya da o bölgeden olduğunu söylemişlerdi daha önceki gün. Ve şu ana kadar Suriye'de, ki normalde kısa sürede hani öyle ya da böyle işte Arapça aramalarla, sosyal medyadan vesaire, internet üzerinden normalde bulunur bu kişi. Yani şu ana kadar bulunamadı bu kadın. Çok büyük bir ihtimalle Somali ya da o bölgeden olduğuna dair hani haberlerde var Arapça basında. Aynı şekilde Suriye'den kaynaklarım da aynı şeyi söylüyor. Bunun dışında hani kadının hani bir Suriye pasaportundan bahsediliyor. Ancak orası da oldukça karmaşık bir durum. Suriye'ye mi geri dönecekti? Yani Suriye üzerinden mi kaçacaktı vesaire? Kaldı ki işte Suriye üzerinden, Afrin üzerinden Türkiye'ye geçtiği söyleniyor. Ama kadının yaşadığı semtte ya da çalıştığı atölyedeki insanlar işte bir süredir orada olduğunu, çalıştığını, bir yıldan fazladır zannedersem Esenler'de oturduğunu vesaire söylüyorlar. Dolayısıyla orası çok muğlak, orası çok karma karışık. Yani kadının ne zaman Afrin üzerinden Türkiye'ye geçtiği ya da Afrin üzerinden geçip geçmediği konusunda da belirsizlik var. Kimileri de mesela Kobani, yani Aynel Arap üzerinden geçti diyor. Tam bir karmaşa hakim orada. Bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Sizin sorunuza gelecek olursak, Afrin'den peki kim geçmiş olabilir de hani bu patlamayla ya da terörist saldırıyla ilişkilendiriliyor Afrin? Belki bu soruyu sormak gerekiyor. Belki de kadına bu işte patlayıcı malzemeyi, mühimmatı, işte belki pasaportu vesaire temin eden insanlar geçmiş olabilir. Bilemiyoruz bunları. Peki Afrin'den geçmek mümkün mü? Evet, oldukça mümkün. Zaten şu anda Afrin tarafına, biliyorsunuz hani Türkiye o bölgeye de zaten şey, oldukça yüksek bir duvar çekmişti. Ona rağmen
gerek işte küçük yaşta kız çocuklarının ikinci, üçüncü eş olarak Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmesi ve gerekse de bireysel ya da küçük gruplar halinde kaçakçılık faaliyetleri devam ediyor. Bunlar o bölgedeki, daha doğrusu sınıra yakın kentlerde de bilinen bir takım eylemler. Kaldı ki duvar çekmenin herhangi bir ülkenin güvenliğini doğrudan işte %100 sağlaması ya da işte kaçakçılık faaliyetlerini, insan kaçakçılığı dahil engellemesi olası değil. Yani 5 metrelik duvar varsa 5,5 metrelik merdiven yeterlidir bunu aşmak için. Ve aslında burada benim aktarmak istediğim başka bir şey var. Çok ilginç bir şekilde bizim basında niyeyse yer almadı, Türkiye basınında. Şimdi bu terörist eylem gerçekleştikten bir gün sonra Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplara yönelik Türk istihbaratının operasyonlarının başladığına dair haberler gelmeye başladı sahadan. Dün itibariyle Afrin'de yine Türkiye'nin desteklediği grupların militanlarından 17 kişinin tutuklandığına dair başka haberler geldi. Hatta özellikle de Hamza Tugaylarının adı verildi. Şimdi bir önceki soruya geçelim oradan. Peki bu Hamza Tugayları, ondan sonra düzenlenen operasyon, yani hani Türkiye'deki terörist faaliyetle oranın ne alakası olabilir? Kaçakçılıktan dolayı, insan kaçakçılığına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarına dair bazı iddialar var ama burada net bir bilgi de yok. Yani tam olarak niye tutuklandıklarına dair. Ama orada karmaşık başka bir şey daha var. Şimdi Afrin'deki durum da çok karma karışık. Çünkü birkaç hafta önce sizler de takip etmişsinizdir. Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplardan birkaçıyız. Türkiye'nin desteklediği diğer silahlı grupların birkaçıyla çok ciddi bir çatışmaya girişmişti. En sonunda İdlib'den cihatçılar da olaya müdahale etti ve Türkiye'nin desteklediği bir grubu Türkiye'nin desteklediği diğer gruptan kurtardılar. Afrin'i de ele geçirdiler. Şu anda fiilen hani orada tankı, topu vesaire falan bulunmuyor ama perde arkasından Afrin'i yönetiyor şeklinde. Bunu patlamayla, terörist saldırıya bağlayacağım aslında. Bu alakasız bir gelişme olduğunu düşünmüyorum bunun. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde o Suriye'nin kuzeyindeki hattın kontrolden çıkalı uzun süre olduğu, uzun süredir kontrolden çıktığı zaten çok açık. Yani yerel kaynaklardan hemen hemen her gün bu ÖSU içi suikastler, çatışmalar, işte birbirlerinin çiftliklerini, evlerini basmalar vesaire aklı hayale gelmeyecek bir sürü haber akıyor zaten. Şimdi böylesi bir kaotik bir ortamda bu gruplar kendi aralarında bile birbirlerinin gırtlaklarını sıkarken çok rahatlıkla Ahmet de geçer, Mehmet de geçer. Mesela bugün yine Arap basınında yer alan bir haber vardı. Dünyanın en çok aranan İtalyan uyuşturucu baronlarından biri nerede yakalandı? İdlib'de. Nereden geçmiş? Türkiye'den. Peki İdlib'de nasıl yakalanmış? Onu da cihatçılar yakalamış. Adam Suriye ordusunun, yani Esad yönetiminin kontrolündeki bölgeye geçmeye çalışırken cihatçılar tarafından fark edilip yakalanıyor. Öyle bir hat orası. Düşünün. Yani şimdi genel olarak açıkçası Şirin, en başından beri bu bombalı saldırı, terörist eylemin hani bir PKK eylemine çok da benzemediği görüşünde olanlardanım. Profesyonel bir işte militan vesaire falan, yani 10-12 yılım Orta Doğu'da geçti, birçok terörist saldırıyı doğrudan izledim vesaire. Hani çok profesyonel değil, sıfır profesyonel bir profil çiziyor bu kadın. Çok büyük bir ihtimalle ne taşıdığını da bilmiyor. Büyük ihtimalle kurye olarak oraya götür, bir şey koy, sana para vereceğiz vesaire diye kullanılmış da olabilir. Ama bu eylemin hala bu saate kadar üstlenilmemiş olması bana başka şüphelilere gözü, yani başka grupların şüpheli olabileceği fikrini doğurdu bende. Peki. Evet. Çok önemli şeyler söyledin Hediye. Birazdan devam edelim. Çünkü senin sözlerini bölmek istemedim. Aydın Selcan geldi. Selcan geldi o arada. Aydın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Kusura bakmayın. Sizi biraz beklettim. Çünkü Hediye gerçekten hem çok önemli bir fotoğraf çekti hem de Arap basınından alıyoruz haberleri. Şimdi devam edeceğiz Hediye ile, sorularımızı alacağız ama hemen ilk başta size de soralım Aydın Bey. Biz birazcık yani o Afrin'den geldi, Türkiye'ye geçti ve terör eylemini gerçekleştirdi deyip meseleyi Türkiye'de böyle kapatıyoruz. Biraz bu Afrin ne durumda?
bu giriş çıkışlar nasıl oluyor, biraz bunu konuşmak istiyoruz ve tabii ki kim yapmış olabilir sorusuna odaklanıyoruz. Kimdir? Bu Türkiye'nin içini kaşımak mı istiyorlar? Farklı bir mesaj mı veriyorlar? Seçimlere giderken kim Türkiye'nin bu şekilde karıştırılmasından medet umuyor ya da çıkar sağlıyor? İlk böyle daha geniş bir çerçevede başlayalım, ayrıntılarla devam edeceğiz. Buyurun. Ben de gerçekten özellikle hediyeyi, hediyeleri